Merhaba Uyuşturucu Savaş TV izleyenleri. Uyuşturucu ile Savaş'ta Mahalleler programımıza hoş geldiniz. Gökhan Yıldırım, uyuşturucuya, çetelere, mafyalara karşı mücadele ettiği için tutuklanmış, hakkında 46 yıl hapis cezası verilmişti. Gökhan'a 46 yıl hapis cezası veren AKP faşizminin yargısı, uyuşturucu baronlarını, mafyaları serbest bırakıyor. Bunlardan biri de AKP'li eski milletvekili Burhan Kuzu'nun talimatıyla serbest bırakılan Naci Şerif Dindaşlı'dır. Naci Şerif Dindaşlı, AKP'li milletvekili Burhan Kuzu'nun talimatıyla serbest bırakıldı. AKP uyuşturucuyla mücadele etmiyor çünkü uyuşturucunun başında AKP vardır. Uyuşturucu baronu Dindaşlı kimdir ve nasıl serbest bırakılmıştır? İranlı Naci Şerif Dindaşlı ismi ilk olarak 24 Eylül 2007'de Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 75 kilo eroinle yakalanıp tutuklanmasıyla gündeme geldi. Dindaşlı aynı yıl savcı Zekeriya Öz'e bir ifade verdi ve bu ifade sonrasında gizli tanık olma şartıyla serbest bırakıldı. 2014 yılında Büyükçekmece'de lüks bir cip iki kişi tarafından çapraz ateşe tutuldu. Saldırıda Dindaşlı'nın kızı Arzu Şerif Dindaşlı ve şoförü Devrim Öztunç hayatını kaybetti. Dindaşlı olaydan sonra polise verdiği ifadede hedef bendim derken saldırının bir uyuşturucu hesaplaşması olduğu, Dindaşlı'nın Yunanistan'da bir rakibini ihbar ederek yakalatmasının intikamı olduğu öne sürüldü. Dindaşlı'nın kızının öldürülmesinin ardından Küçükçekmece'de iki kişi öldürüldü. Dindaşlı kızının tetikçisi olduğunu belirlediği iki ismi infaz ettirmişti. Ancak daha sonra hedefinin yanlış olduğunu öğrenmişti. Dindaşlı iddiaya göre tetikçinin Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu tespit etti ve Dubai'de infaz talimatı verdi. Dindaşlı infaz talimatı verdiği adamın da Panama'da öldürttü. Dindaşlı'nın cinayetleri bununla da kalmadı. Avukat Kutbettin Kaya 2017 yılında Yeşilköy'de bir restoranda öldürüldü. Kaya, İranlı Naci Şerif Dindaşlı'nın kızının uyuşturucu hesaplaşmasında öldürülmesiyle ilgili Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada azmettirici olmakla suçlanan Orhan Ünga'nın avukatlığını yapıyordu. Dindaşlı 6 Nisan 2014'te Büyükçekmece'de bir villaya düzenlenen operasyonla eşi ve 4'ü polis olmakla birlikte 5 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Eşi ve 3 kişi serbest bırakılırken Dindaşlı ikisi polis olmakla birlikte 5 adamıyla birlikte tutuklandı. 19 Ekim Cuma günü uyuşturucu baronu Dindaşlı'nın avukatı tutukluluk incelemesi için İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan, Dindaşlı ve 3 adamı hakkında tahliye kararı verdi. Bunun üzerine tutuklular gece saat 23.30 sıralarında Silivri cezaevinden çıktı. Soruşturma savcısının tekrar itirazı üzerine yeniden tutuklanmak istenen Dindaşlı ve adamları iki mahkeme arasındaki 3 saat gibi kısa bir sürede cezaevinden çıkıp çoktan sırra kadem basmıştı. Ey Uyuşturucu Savaş TV izleyenler, sizinle paylaştığımız bu yazı Cumhuriyet Gazetesi'nin 5 Mart 2019 tarihli yazısıdır. Cumhuriyet Gazetesi'nden alınan bir yazıdır. Uyuşturucu baronu Dindaşlı küçük bir hukuk oyunuyla AKP eliyle kaçırıldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu olayla ilgili soruşturma başlattı ve tahliye kararını veren İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan'ın görev yeri değiştirilerek Küçükçekmece Adliyesi'ne hakim olarak gönderildi. Cevdet Özcan verdiği ifadede, iktidar partisinden eski milletvekili beni sürekli arayarak bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde baskıda bulundu. Hakim Cevdet Özcan'ın sözünü ettiği kişi AKP eski milletvekili Burhan Kuzu'dur. Burhan Kuzu'nun talimatıyla Dindaşlı serbest bırakılmıştır. Burhan Kuzu, ben ne İranlıyı tanırım ne de o hakimle görüşmem olduğu gibi yalanlamalarda bulunsa da Dindaşlı ve Burhan Kuzu'nun daha sonra aynı masada yiyip içtikleri birçok fotoğrafı ortaya çıkmıştır. Ülkemizde uyuşturucu, mafya, devlet, polis ve yargı el ele birlikte çalışıyor. Senede birkaç kez mahallelere yapılan uyuşturucu operasyonuyla ele geçirilen az miktardaki uyuşturucuyla AKP'yi göz dayamak istiyor. Halka, bakın biz de devlet olarak uyuşturucuya karşıyız demektedir.
AKP'nin yaptığı uyuşturucu operasyonları tutuklamaları yalandır. AKP faşizmi uyuşturucu pazarını kendi elinde tutuyor ve komut ediyor. Mafyaları, katilleri, tacizci sapıkları, tecavüzcüleri serbest bırakan AKP faşizmi, mahallelerinde uyuşturucuya karşı mücadele eden Gökhan Yıldırım'a 46 yıl hapis cezası verdi. 2017 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan sentetik uyuşturucuların imalatı, dağıtımı, satışına ilişkin süreçlerin belirlenmesi ve önlenmesi önergesi AKP'li milletvekillerinin oyları ile reddedilmişti. AKP her zaman uyuşturucunun yanında, uyuşturucuyu destekleyen, mafyaları koruyan olmuştur. Ve Gökhan Yıldırım bu adaletsizlikler karşısında diyor ki, 46 yıl cezayı kabul etmiyorum. Uyuşturucuya karşı mücadele etmek suç değil, görevdir. Uyuşturucu, kör edilmiş gözlerin, uyutulmuş beyinlerin, lal edilmiş dillerin kaynağıdır. Gökhan Yıldırım ise ölüm orucu direnişiyle, kör gözlerin karanlığına ışık, uyutulmuş beyinlere bilinç, lal edilmiş dillere ne, ne zaman, nerede, nasıl, neden ve kim sorularını sorandır. Uyuşturucuya karşı mücadelede tek yol ve tek bir çözüm vardır. Direnmek, birlikte olmaktır. Uyuşturucuya karşı hak komitelerinde birleşelim ve örgütlenelim. Evet, Uyuşturucu Savaşçı izleyenleri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir diğer programımızda tekrar sizinle görüşmek üzere. Hoşçakalın, Uyuşturucu Savaş TV'yi izleyelim, izletelim. Gökhan Yıldırım'ın ve Sibel Balaç'ın ölüm orucu direnişini büyütelim. Destek olalım.